Hiç kimse beklememeli. Partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği belediye başkanları toplantısının açılış konuşmasından verdi mesajlarını. Gündemine Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını aldı. Kumpasçılarla işimiz olamaz. Komplo peşinde koşanlarla ortak noktamız bulunamaz. Devletin içinde FETÖ benzeri hukuk dışı yapılanma ve gayrimeşru yerleşik sistem kuran, kendi tarikat veya cemaat mensupları dışında kim varsa fişleyip berhava etmek için nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. FETÖ ve benzeri yapılara izin verilmeyeceğini söyledi Bahçeli. Toplantı sonrasında da yalnızca bir soru soruldu. O da soruşturmaya dair süreci nasıl buldu? Çok sağlıklı, dürüst ve milli şura dayalı bir anlayışla yakından takip ediyoruz yanıtını verdi. Karanlık senaryolarla, sipariş talimatlarla, gizli tanık ifadeleriyle, üstlendiği görevi kötüye kullanmak suretiyle iç huzur ve barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Eğer bu kalkışma olursa, buna cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli. FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devlet içinde feodal ve imtiyazlı alanlar oluşturmalarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Bandırma vapuruyla gitti ve o vapurdan sonra aslında o Samsun ayak basışı ile Kurtuluş Savaşı'nın da fitilini ateşledi. Şimdi Samsun'a bir gideceğiz. KRT editörü Tarkan Kaleli orada olacak. Bandırma vapurundan seslenecek bize. Evet Tarkan, sendeyiz şimdi. Bandırma vapurunda oradaki atmosferi, detayları senden dinleyelim. Aslan, şu an tarihin içerisindeyiz. Kurtuluş mücadelesinin yolculuğunun vapurunda, Bandırma vapurunun içinden konuşuyorum sizlere ve şu an tefriş odasındayız. Arkamda Mustafa Kemal Atatürk'ü ve subaylarını görüyorsunuz ve hemen yanımda da bir konuğumuz var. Bandırma Müzesi'nin sorumlusu Ayhan Çırak Beyefendi bizlerle. Ayhan Bey, teşekkür ederiz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Bizlere bu olanağı sağladığınız için. Şimdi tefriş odasındayız ve öncelikle yolculuğun nasıl başladığını aslında dinlemek isterim sizden. Çünkü zorlu bir süreç vardı ve engellemelere rağmen aslında Mustafa Kemal bu yolculuğa çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki 16 Mayıs 1919'dan önce yaşananlar malum. Memleket dört bir yandan işgal altına alınmış. Mondros Mütarekesi ile birlikte Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanmış ve devamında da peyderpey Anadolu toprakları işgal altında. Yıldırım orduları lağvedilmiş, komutanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geri çağrılmış. Adana'dan İstanbul'a trenle geldiğinde, Haydarpaşa garında indiğinde Kartal istimbotuyla karşıya geçerken o acı veren manzarayı görüyor. Orada İngiliz, Fransız zırhlarını, gemilerini görünce tabii ki yanındaki yaveri de soruyor. Paşam, ne olacak bu halimiz? Deyince Mustafa Kemal Paşa o tarihi sözü söylüyor. Geldikleri gibi giderler. İşte o andan itibaren aslında kurtuluş mücadelemiz, bizim hikayemiz başlıyor. Ve sonuçta da...